Herkese merhabalar. Ara tatilinizi verimli geçirmek istediğinizi biliyoruz. Mükemmel bir şekilde sizler için harika bir ara tatil kampı hazırladık. 9. sınıftaki öğrencilerimizin matematikten illa alay ettiğini bildiğimiz için 9. sınıfta sizlere özel mükemmel bir kampla başlıyoruz arkadaşlar. Peki bu kampta neler yapacağız? Başarı zirvesi, bol bol sosyal aktivite, kitap okumalar, atak programı zaten ara tatil kampımızda burada gördüğünüz gibi. Ara tatil kampımızda mantık, kümeler, denklem ve eşitsizlik, denklem ve eşitsizlik 2 ve harika bir şekilde soru çözümleriyle kampımızı bitireceğiz. Ve mutlaka yapmamız gerekenleri sizlere şimdi birazdan anlatacağım. Ama sizler de mutlaka ara tatil kampımızda Dokun Sınıf Dinamo Soru Bankamızdan, Matematik Soru Bankamızdan faydalanmayı unutmayın. Çünkü kampımızda arkadaşlar mantık, kümeler, denklem ve eşitsizlik konularını bu kitap üzerinden soru örnekleriyle pekiştirerek örneklerle halledeceğiz. Ve böylece ara tatili hem dinlenmiş olacağız hem de kampımızı tamamlamış olacağız. O zaman gelin Ara tatilimizi nasıl mükemmel değerlendirebiliriz? Hep beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar birincisi size özel atak programı yani ara tatili programı geliyor. 15 Kasım'da başlıyoruz. Bunu zaten az önce gösterdik. Bilinmesi gereken püf noktaları, yeni nesil soruları, zorlayıcı soruları ve pratik soru çözüm taktiklerini bu kampımıza hocalarımız sizlere detaylı bir şekilde, taktikli bir şekilde anlatacak. Ve soruları sadece okul yazılarınız için değil, üniversite sınavı açısından da değerlendirecek. Böylece şimdiden üniversite sınavına yönelik özel bir kazanım elde etmiş olacaksınız. Birincisi hangi konuda eksiksiniz onu belirlemeniz lazım. Yani kampımızda videoların isimleri belli. Ama sen hangi konuda eksiksin bunu mutlaka yazmalısın. Yani ben ilk yazıldı şu konudan sıkıntı yaşadım. İlk yazıldı 100 değil 90 aldım veya 80 aldım veya 50 aldım veya 40 aldım hiç fark etmez. Aldığım puanlar belli ama alamadığım, kaçırdığım soruların konularını mutlaka bilmeliyim demelisiniz ve o konuların üzerine gitmelisiniz. Ve programımızı belirlemeniz lazım. Bir kere ara tatilde en çok yapacağımız şey nedir? Dinlenmek. O zaman buraya yazıyorum. Birinci sırada en çok yapacağımız şey dinlenmek. Neden? Çünkü dinlenmekte çalışmaya dahil ve biz pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar... ...sadece dinlenip okula gidersek de bu bizim şimdi kayıp. Niye? Çünkü biz artık şimdiden yavaş yavaş hem okul derslerimizi hem üniversite sınavını yavaş yavaş böyle ciddi bir şekilde kontrol altına almamız gerekiyor. O yüzden şu anda ara tatile kadar işlediğimiz konuları tekrar etmek ve sadece matematik üzerine değil diğer derslerde de olabilir. Fizikte, kimyada, biyolojide, tarihte, coğrafyada, edebiyatta da eksikleriniz varsa onlarla alakalı yapacağınızı buraya yazın. Mesela çarşamba günü edebiyattan şunu yapacağım. Perşembe günü şu kitap okuyacağım. İşte pazartesi, salı, cuma ara tatil kampının videolarını izleyeceğim ve ödevlerini çözeceğim demeniz gerekiyor arkadaşlar. Genel tekrar yapmak da çok çok önemli. Neden? Çünkü hem edebiyatta hem tarihte hem coğrafyada söz ...güzel derslerde hem de biyoloji gibi sözele yakın derslerde bir şeyi ikinci kez tekrar ettiğinizde kolay kolay aklınızdan çıkmıyor. Şimdi yazıldan önce mutlaka çalıştınız ama çoğu uçlu gitti yazıldan önceydi Ama şimdi bir daha yazılınız olmadığı halde şöyle bir genel göz gezdirirseniz ve bunlarla alakalı küçük küçük notları duvarınıza asarsanız emin olun değil şimdi üniversite sınavında bile aklınızdan çıkmıyor arkadaşlar. Ve en değerli şeyi bir kez daha söylemek istiyorum. Hem okul yazılarınızda en yüksek not almak için hem de üniversite sınavına girdiğinizde en yüksek netlere ulaşabilmeniz için bol bol paragraf sorusu çözmeniz gerekiyor. Hocam ben şimdiden paragraf sorusu çözmek istemiyorum diyorsanız o zaman kitap okumanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kitap okuyan öğrencilerin en büyük kazanımı nedir biliyor musunuz? Hayal kurma yeteneği gelişiyor. Şimdi biz açıyoruz televizyonu televizyondan dizileri izliyoruz. Sen Halil Ziya girin, Aşkı Memnun eserini okuduğunda zihninde Behlül'ü Bihter'i canlandırıyorsun. Bir şeyler çiziyorsun zihninde. Yani beynin çalışıyor. Ama dizini açıp ne oluyor. Behlül'ü görüyorsun. Ha buymuş. Bihter de buymuş. Tamam. Adnan Bey buymuş. Mesela kitaplardan öyle. Veyahut da Yüzüklerin Efendisi. Fark etmez. İstediğiniz herhangi bir şey düşünebilirsiniz. Videosunu izlediğinizde filmini izlediğinizde Zihninizdeki yaratıcılık ölüyor arkadaşlar. Sadece onu, ama kitap okuduğunuzda beyniniz bir şeyleri tasarlıyor, canlandırıyor ve beyniniz daha çok çalıştığı için de daha da gelişmiş oluyor. Dolayısıyla kitap okumakta bu ara tatil kampında en çok yapmamız gereken şey. Bizler 9. sınıf olarak ara tatil kampımızı çok iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Ve biliyorsunuz ki 9. sınıf matematik eşittir TET matematiğin yarısı arkadaşlar. Burada Dinamo Soru Bankamızdan çözeceğimiz sorular, yazılı soruları, ÖSYM tarz soruların her biri bizlerin... Bakın burada ÖSYM tarz sorular da var. Yani siz burada mantık sorusu çözdüm diyorsunuz ama mantık sorusu üniversite sınavında da gelebiliyor. Dolayısıyla mantık, kümeler, denklem ve işsizlik konularını ara tatil kampımızda mükemmel bir şekilde izleyeceğiz. Buradan kitabımızdan soruları mükemmel bir şekilde çözeceğiz. Hem fen lisesi sorularını çözerek eğer fen lisesi hem ara tatilde yazılı öncesi çalışmalarımızı yaparak Harika bir değerlendirme yapacağız. Tabi burada takıldığımız sorular olabilir. Bu durumda kare kodu okutarak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan da dinlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım sizleri ara tatil kampımızda verimli bir çalışma bekliyor. İnşallah bu tatilde hem dinleneceksiniz hem de verimli şekilde çalışarak geçirmiş olacaksınız. Görüşmek üzere arkadaşlar.